Hiçbir şey ayırt etmiyorlar ve şu an tetiği çekti, silahın ucuyla vurdu. Muhtemelen evet. Müdahaleler tam olarak böyle oluyor değerli izleyenler. Bakın, silah tetiğini çekti. Vur beni dedi, arkasını döndü gazeteci. Boğazını sıktı ve yere yatırdı. Görmüş olduğunuz gibi çok sert müdahaleler var. Çok sert müdahaleler var. Çok sert müdahaleler var. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa ve çevresinde kılınacak Cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahaleyi takip eden gazetecilere saldırdı. İsrail polisleri görev yapan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf'a tüfeğin namlusuyla vurdu. İsrail polisi silah çektiği harufu yere düşürüp yerde defalarca tekmeledi. İsrail güçleri ayrıca o anları kaydetmeye çalışan gazetecilere de fiziki müdahalede bulundu. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Foto muhabiri arkadaşımıza polis bir saldırıda bulundu. Yanında bulunan diğer bir Filistinli kameraman arkadaşımızın bize aktardığına göre çok sert bir müdahale oldu. Ambulans geldi götürdü. Şu anda bunun dışında bir bilgimiz yok dedi. Mustafa Aruf'un da diğer gazeteciler gibi yalnızca işini yapmaya çalıştığını anlatan Boyraz, sizler gibi yaşananların görüntülerini çekip Türk ve dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. Biz de şimdi kendisinin durumunu öğrenmek için hastaneye ulaşmaya çalışacağız. Polisin nezdinde de gerekli girişimlerde bulunacağız ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Haruf'un aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluştuğu, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasit Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.